Seni seviyoruz ey Nebi. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Büşra Ünsal Yetkindağ Ey sevgili! Yazan Sadık Yağsız Uçanlar Sen alemin özüsün, kalbisin, varlığın gözbebeği, bebeği, nurusun. Alem senin özetin, senin izin ve aydınlığındır. Seninle doğdu alem, Seninle başladı bizim hikayemiz. Senin aşkınla yandı gönüller. Senin nurunla doldu yürekler. Sen hem övülen, hem öven, hem de övgüsün. Sen haktan bize en büyük armağansın. Varlığımız senin gülşeninden buldu kokusunu, rengini. Sen marifetin rengiydin, kırmızı güldün, gül kokusuydun. Sen çorak topraklarımıza inen rahmettin. Seninle başladı ve sürüyor maceramız. Senin varlığın hakkı için duruyor dünya. Sen varlığın omuzlarında yükseldiği sütunsun. Adımlarının izi var kavı kavseyinde. Soluğun tutuyor hala sidretül müntehada. Yetimdin, gariptin, muştulayıcıydın. Kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin sığınağıydın. Bilal Acem'di. Ezanı okurken Eshedü diyor, şeyi doğru telaffuz edemiyordu. Bir gün bir yoldaşın şikayet edince, Bilal'in seni Allah katında şındır dedin. Bu inilti hala inliyor yüreklerimizi. Ey sevgili Nebi! Ey ahlakı Kur'an olan elçiler elçisi! Ey rahmetin ta kendisi! Ey mutlak adaletin gölgesi! Seninle başladı ve sürüyor bizim umudumuz. Sensiz varlık senin gibi yetimdir, gariptir. Getirdiğin ilahi haber her an yeniden nüzul ediyor yüreklerimize seni andıkça. Seni sevmek varlığı korumaktır. Bunu biliyor, bunu söylüyoruz hala. O sevgide senin adımlarının nurdan halelerine bakmanın bir yolu bulunduğu için ölümü de seviyoruz. Sen olmasaydın belki alem olmayacaktı. Sen alemin kalbisin. Gözlerimiz hala senin kalbindeki o yerdedir. Senin kalbinin gölgesine girmenin derdindeyiz hala. Bu dertlerle ne gibi inliyoruz? Bu acıyla yıllar var ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu diyoruz. Estir soluğunu iklimimize, Estir ki dağılsın Muharrem acısı. Çağımızın gözyaşları dinsin. Çölümüz gülşene dönsün. Ey sevgili Nebi! Ne güzel yağmursun sen. Yazan Doktor Senayi Demirci O gün orada. Rüzgarın kainatta dengi olmayan hasreti fısıldadığı yerde. O gün orada gün ışıklarının bütün zamanların en parlak yıldızına hoş geldin dediği yerdi. O gün orada nicedir susuz ruhların billur misal bir ruhu su gibi yudumlamayı umduğu yerdi. O gün orada dağları tebessüme getiren, güneşin yüzünü aydınlatan, kalpleri hiç bitmez teselliler getiren incecik siluetin ufukta belirdiği anda. Onun yolunu gözleyen çocukların yüzünde kirli sarı bir çöp tozu olmalıydım. O gün orada olmalıydım. Ay doğdu üzerimize diyen genç kızların dilinden savrulmuş bir ah olmalıydım. O gün orada olmalıydım. O gün kainatın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellemi ağırlayan, yaşlı gözleri gölgeleyen sıradan bir kirpik olmalıydım. O gün orada olmalıydım olamadım. Ne acı ki seni bekleyenler arasında olamadım. Ama bugün buradayım ey sevgili. Senin gözlerinin değdiği şehirdeyim. Senin sözlerinin değdiği mihraba koydum alnımı. Senin ayağına toz olan toprağa avuçladım. Seni kucaklayan Uhud'un kucağına düştüm. Bugün buradayım. Geç kaldım biliyorum seni bekleyenler arasında olamamanın mahcupluğu var yüzümde. Bugün yitik bir ruhu sürüklüyorum yanımda. Seni bekleyenlerin yanına sokulmak niyetim. Geç kalmışlığımı hiç olmazsa toprağına yüz sürerek telafi etme telaşındayım. Senin gözlerinin döndüğü semaya yöneldim şimdi. Şu çorak yüreğim bir Medine yağmuruyla yeniden dirilmek istiyor. Çorak yüreğim veda tepelerini bekleyen çocukların hasretini paylaşıyor şimdi. Bir hicret müjdesi bekliyor. Bir peygamber vuslatı gözlüyor. Ve sen geliyorsun yeniden ruhlarımıza. Seni soluyoruz yeniden. Küçük çocuklar gibi bağırıyoruz. Resulullah geliyor. Ay doğuyor üzerimize yeniden. Güzel zamanlar düşüyor nasibimize. Yeniden yazıyoruz kalbimizi. Ay doğuyor üzerimize. Senin ikliminden yağmur iniyor göğsümüze. Sen bize gerçeği bulandırmadan taşıyan billur bir su gibisin. Sen kendisine indirilene kendinden hiçbir şey katmadan aktaran duru bir aynesin. Sen ilahi emirlerin ağırlığını üzerimize hiç incitmeden indiren bir yağmursun. Sen bize yağmur gibi müjdeci oldun. Hiç kimseyi ayırmadan Herkese eşitçe her yere bolca rahmet taşıdın. Çoraklaşmış kalplerimize ebedi serinlikler düşürdün. Bütün zamanların en güzel yağmuru sen oldun. Öyle ki yağmurlar bile senin hatırına ıslandı. Öyle ki dudağımıza senin adına sular değdi. Seni hep bir bulutun gölgelemesi boşa değildi. Değil bir bulut, bütün alem bir bulut olup başında toplansa sana değerdi. Varlığın kalbi senin tebessümünle teselli buldu. Yokluğun bağrından senin dokunuşunla varlığın pınarı coştu. Sen yokluğun katılığına Asa-yı Musa oldun. Fenanın ateşinden sen ruhlarımıza gül kokulu serinlikler devişirdin. Ayrılıkların amansız ateşinde bize İbrahim teni oldun. Duydum ki yağmurun yağdığı bir gün göğsünü açıp kollarını da kaldırarak damlaların mübarek bedenini ıslatmasına izin vermişsin. Varlık alemine henüz buyur edilen yağmur, yaratıcının ilminden kudret dairesine geçmişti. Ondan ayrılığın henüz başındaydı. Öyleyse Rabbine teslim oluşunu henüz unutmuş değildi. Rabbine verdiği kul olma sözü henüz tazeydi. Sen bize yağmur ol ey Resul! Bize yağmur o ki nicedir kuraklıktan çatlamış kalbimizi senin gözlerinin serinliğinde ıslatalım. Alnımıza yağ ki ey Resul sözümüzü hatırlayalım. Sen yağmursun, üzerimize yağ. Dağların eteğinden pınarların taşması gibi kalbimizi olanı dudaklarımıza taşı. Senin sözünde saklı pınarın serinliği. Sensiz sular dudağa yakar. Sensiz yağmurlar boşluğa akar. Sensin çölün suya çağrısı. Sen yoksan yüreklerimiz çorak. Senin aşkın ruhlarımıza ışık. Seni seviyoruz ey Allah'ın elçisi. Yazan Doktor Ömer Yılmaz. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Her şeyden önce sevginin bir gönül işi olduğunu bilmek gerekir. Gerek dinimiz, gerekse kültür ve tarihimiz sevgi müktesebatı açısından zengin bir yapıya sahiptir. Bu sevgiyi çöllere düşürerek Leyla'sında belki de Mevla'yı arayan Mecnun'da, dağları delerek şirine ulaşmak isteyen Ferhat'ta çok rahat görebilirsiniz. Yine bu sevgiyi Türk tarihinde devleti idare eden yöneticilerimizde Yunus, Meylana, Hacı Bektaş Veli, Fuzuli gibi edebiyatımıza damgasını vuran gönül erlerinde ve daha pek çok Anadolu ereniyle halk ozanlarında bulabilirsiniz. Milletimizin vatan, bayrak, ezan, peygamber ve benzeri mukaddes saydığı değerlere gösterdiği sevgide diğer toplumlara oranla adeta bir taçlaşma görürsünüz. Biz bunlardan sadece Peygamberimiz için gösterilen sevgi tezahürlerini bir göz atmak istiyoruz. Pek tabi milletimizin Hazreti Peygamber'e olan sevgisi, öncelikle o yüce insanın med ve senasına nail olmaktan kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber, İstanbul'u mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker buyurarak milletimizi met etmiştir. Söz konusu hadisin müjdesine fiilen mazhar olan ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet de ona olan sevgisini Rumeli Hisarı'nı Muhammed şeklinde onun adını yazarak inşa etmek suretiyle göstermiştir. Osmanlı idaresi bu sevgi sebebiyle ordusuna Asakir-i Mansure-i Muhammediye, devletine de Devlete i Aliye-i Muhammediye adını vermiştir. Hatta bu sebeple toplumumuzda asker ocağına, peygamber ocağı askerimize de Mehmetçik denmektedir. Milli şairimiz Mehmet Akif'te Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinde Bedrin arslanları kadar şanlı saydığı şehit Mehmetçiğin başına Kabe'yi mezar taşı diye dikmekte, gök kubbeyi bütün yıldızlarıyla alıp örtü diye lahdine çekmekte, mor bulutları tavan diye örtmekte, ülker yıldızını avize diye asmakta, yine de bütün bunları yeterli görmeyerek sonunda ''Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makver, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber'' demektedir. Fatih'in babası 2. Murat'ın her üç gecede bir peygamberimizi rüyasında gördüğü, eğer bu zaman zarfında göremezse kendisini bir odaya kapatarak akşama kadar ağladığı Padişah 3. Mehmet'in de Hazreti Peygamber'in adı anıldığı an yerinden fırlayarak ayağa kalktığı rivayet edilmektedir. Derviş Meşrep Sultan 1. Ahmet başına taktığı sorgucun altına Resulullah'ın ayak resmini yaptırmış ve onu başına tac ederek kendi söylediği ne ola tacum gibi başımda götürsem daim kademi resmini ol Hazreti Şah-ı Resul'ün beyitlerini yazdırmıştır.'' İdarecilerimizin Hazreti Peygamber'e gösterdiği bu sevgiyi edebiyatımızın kalem erbabında ve söz ustalarında da görmekteyiz. Bu kimseler yazdıkları şiir, ilahi, naat-ı şerif, mersiye ve kasidelerle ona olan sevgilerini gönüllerine nakşetmiş ve kağıtlara dökmüşlerdir. Bunların başında bağrı yanık Yunus Emre'miz gelir. Bilindiği gibi sahabiler sözlerine Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyerek başlarlardı. Yunus ona ana baba değil can kurban olmuştu. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Su kasidesi şairi Fuzuli de buna benzer bir yaklaşımla Canımı canan eğer isterse minnet canıma, Can nedir kim anı kurban etmeyeyim cananıma anıma demiştir. Türk şairlerinden biri de Medine'de medfun Hazreti Peygamber'e selam gönderme hususunda tabir yerinde ise uçan kuş, esen rüzgar ve akan sudan medet ummaktadır. Şair bu kez rüzgara seslenerek Ey bağdı sabah, uğrarsa yolun semti selamım selamım arzeyle rasulü sakaleyne der. Konya'da sevgisiyle dünyayı adeta ayağına getirten Mevlana Celaleddin Rumi'ye gelince "Men bende Kur'anem eğer can darem. Men Muhammed muhtarem." Yani yaşadığım müddetçe ben Kur'an'ın hayranıyım, kölesiyim. Ben Muhammed'in ayağının tozuyum." demiştir. Milletimizin dini ve edebi kültüründe önemli yeri olan Bursalı Süleyman Çelebi'nin vesilet Necatı Necat adını verdiği Mevlid'in yazılma gayesi de peygambere duyulan muhabbetin sonucudur. Kabul görmüş bir rivayete göre Bursa Ulu Camii'de imamlık yaptığı sırada kürsüye çıkan İranlı bir vaiz, Bakara suresinin 285. ayetini yorumlamış ve peygamberler arasında herhangi bir farkın olmadığını söylemiştir. Bunun üzerine aşka gelen ve vaiz'in bu yorumunu kabul etmeyen Süleyman Çelebi, ölmedi İsa göğe bulduğu yol. Ümmetinden olmak için de ol beytini söylemiştir. Bu olaydan harekette günümüzde okunan meşhur manzum eserini kaleme almıştır. Mevlid müellifi Süleyman Çelebi eserinde ona olan sevgisini şu şekilde dizelere dökmektedir. Merhaba ey padişah-ı du cihan senin için olduğu keyün ile mekan. Ermedi evvel gelen bu devlete, kimse layık olmadı bu rifati. Beste ve Güftesi Müezzin Başı Rıfat Bey tarafından yapılan bir naat-ı şerifte, milletimizin peygamberimize olan sevgisi şöyle dile getirilmektedir. Ya Resulallah, guba rıpa yine almam, cihanı ya Resulallah değişmem mu yine? Heftü Asuman'ı ya Resulallah duyunca makdemi teşrifin Adem-i Sulbi Pakinden değişti habbeye. Bağı cihanı ya Resulallah. Yani ayağının bir tozuna bütün cihanı verseler almam ey Allah'ın Resulü. Vücudunun bir kılına yedi kat semayı verseler değişmem ey Allah'ın Resulü. Hazreti Adem cennetteyken kendi soyundan senin geleceğini öğrenince Yasak meyveden yiyerek cenneti bırakıp senin için dünyaya indi ey Allah'ın Resulü. Urfalı şair Nabi ise kalemlerin o güzel insanı övmekten aciz kaldığını itirafla Sen ki Hatemül Enbiya, sen ki Fahr-ı Alem, mümkün müdür gül çehrini eylesini kalem kıtasını terennüm eder. Kayserili bir Rumun oğlu olup 1942 yılında Mevlana'dan esinlenerek İslam'ı seçen Yaman Dede'ye gelince. Gönül huğun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. ne ferah nak et ki yandım ya Resulallah diyerek adeta onun aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. Sultanım, efendim dediği Hz. Peygamber'in şehrine yerleşen ve burada yakın zamanda vefat eden şair Ali Ulvi Kurucuysa peygamberimize seslenerek Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim demektedir. 400 yıl boyunca Ravza kandillerinde zeytinyağı yerine gül yağı yakan milletimizin Hazreti Peygamberi olan sevgisini sadece sözle sınırlandırmak da mümkün değildir. Pek tabi ideal olan hepimizin ahlakta, ibadette, ticarette, hülasa hayatın her alanında ona tabi olmasıdır. Peygamberimizin kişi sevdiğiyle beraberdir sözünü senet görerek ahirette onun dizinin dibinde buluşmak ve şefaatini istemek, herkesin arzusu ve teselli kaynağıdır. O halde milletçe bir kez daha ona salat ve selam getirerek seni seviyoruz ey Allah'ın elçisi diyoruz. Hazreti Peygamber ve Çocuk Sevgisi Yazan Doçent Doktor Selim Özarslan Sevgi, dilimizde insanın bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu olarak tanımlandığı gibi, sevme hissi aşk ve muhabbet anlamlarına da gelmektedir. İnsan sevgisi kaynağını Allah sevgisinden almaktadır. Kur'an'da Yüce Allah kendisine vedud, yani iyilik yapan, kullarını seven, onları rahmet ve hoşnutluğuna erdiren, veyahut da sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya biricik layık olan olarak nitelemektedir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir. Müminleri çok sever. Hud suresi 90. ayeti kerime. O çok bağışlayandır ve çok sevendir. Buruc suresi 14. ayeti kerime. Sevgili Peygamberimizin sevgi anlayışının merkezinde insan sevgisi bulunmaktadır. Sevgi hiç şüphesiz insana eşsiz bir dinamizm kazandırmaktadır. Sevgisiz, hoşgörüsüz insanların kendilerine, ailelerine, cemiyet ve toplumlarına yararlı olmaları ihtimal dahilinde değildir. Sevgi, iletişimin itici gücüdür. İnsanlar arasındaki insani ve ahlaki diyaloğun kaynağı hiç şüphesiz sevgidir anlayış ve sevgi, ince ve ulvi duyguların doğmasına katkıda bulunur. Hatta bunlarsız ince duygular gelişmez. Öyleyse insanca yaşamanın ve hayattan zevk almanın arka planında sevgi bulunmaktadır. Sevmek, imanın tadına ulaşmanın da mihenk taşıdır. Sevgili Peygamberimizin manasını anacağımız şu hadisi de bu görüşümüzü desteklemektedir. Bir kimse de üç haslet tam olarak bulunursa imanın tadını duyar. Allah'la Resulullah kendisine başkalarından daha sevgili olmak, sevdiği kimseyi yalnız Allah için sevmek, Allah onu küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görmek İslam peygamberi Muhammed Mustafa'nın sevgi anlayışının temelinde sevdiğini Allah için sevme fikri hakimdir. O, insanları Allah için sever ve inananlara da insanları Allah için sevmeleri gerektiğini belirtirdi. Ebu Hüreyre radiyallahu anh'tan resul Ekrem'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de olgun mümin olamazsınız. Size bir şey söyleyeyim. Onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı yayınız. Kendiniz için sevdiğiniz ve istediğiniz şeyleri diğer Müslümanlar için de sevip istemedikçe iman etmiş olamazsınız. Allah için birbirini seven aralarında selamı yaygınlaştıran insanların oluşturduğu toplum, ayrılık, kaos ve stresten uzak, huzur ve saadet içinde yaşayacaktır. Allah ve Resulünün tesis etmek istediği toplum düzeni de herhalde budur. Ailenlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar arasında sevginin ve saygının artması Kardeşlik duygularının yoğunluğa kavuşması için sevenin sevdiği kimseye sevdiğini söylemesini salık vermiş. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini o kimseye haber versin buyurmuştur. İslam'da insan sevgisinin özü Allah sevgisinden kaynaklanmaktadır. Yüce Allah bu konuya şu ayetle temas etmektedir. Sana gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden bir sevgi bırakmıştım. Taha Suresi 39. Ayet-i Kerime Öyleyse insanlar arasındaki ilişkilerde sevgi ve saygıyı gözeten ve hakim kılanlar, kendi gönüllerinde Allah aşkını ve sevgisini abideleştirmiş olanlardır. Böyle insanlardan olmak ne kadar hoş, ne kadar güzeldir. Hz. Muhammed'in Çocuk Sevgisi Diğer yandan sevgili peygamberimizin çocuklara olan sevgisi ve düşkünlüğü anlatılamayacak bir derinliğe sahiptir. Resulullah çocuklara olan sevgisini, onlara verdiği değeri ve önemi bizzat kendi yaşadığı engin tecrübeleriyle insanlığa sunmuş ve bu konuda onlara modellik etmiştir. Bu cümleden olarak sevgili peygamberimizin kızı Zeynep'ten olan bir erkek torununun ağır hasta olduğu andaki davranışı da onun çocuklara sevgi ve şefkatini onlara verdiği değeri göstermektedir. Hadise şöyle cereyan etmiştir. Hazreti Peygamber'in yanında bulunduğumuz sırada kızlarından Zeynep'in bir habercisi geldi. Çocuklarından birinin ölümle pençeleştiğini bildiriyordu. Allah'ın elçisi haberciye dedi ki: Git ona söyle. Allah'ın verdiği de aldığı da kendisine aittir. Her şey Allah katında belli bir süreye bağlanmıştır sabretsin ve sabrına karşılık Allah'tan sevap ümit etsin. Haberci gitti fakat kısa bir süre sonra tekrar geldi. Zeynep yemin veriyor ve mutlaka yeğeniniz diyordu. Bunun üzerine peygamber kalktı. Onunla birlikte sahabeden bazıları da kalktı. Ben de onlarla beraber kalktım. Zeynep'in evine gittik. Çocuk peygambere verildiği sırada can çekişiyordu. Allah'ın elçisinin gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Saad ibni Übade, ''Ey Allah'ın elçisi, bu haliniz nedir?'' dedi. Allah'ın elçisi, ''Bu gözyaşı Allah'ın kullarının gönüllerine koyduğu bir rahmettir. Yüce Allah kullarından ancak merhamette olanlara merhamet edecektir.'' dedi. Peygamberimizin çocuklara olan sevgi ve şefkatinin diğer bir örneğini de Peygamberimizin evlatlığı Zeyd'in oğlu Üsame şöyle anlatıyor. Allah'ın elçisi beni bir dizine, Hasan'ı öbür dizine oturturdu. Bizi göğsüne bastırarak şöyle derdi. Allah'ım bunlara rahmet ve saadet ihsan eyle. Ben bunların hayır ve saadetlerini diliyorum. Allah Resulü'nün çocuk sevgisi üzerine asr-ı saadetten başka örnekler de vermek istiyoruz. Akra bin Havis Hazretlerinin naklettiğine göre kendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Hasan'ı çocukluğunda sevip okşar ve öperken gördü de ''Benim on çocuğum vardır, onların hiçbirini öpmedim.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.'' buyurdu. Sevgili annemiz Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre bir defasında Bedevilerden bir grup insan Allah Resulü'nün huzuruna gelmişlerdi. Bu kişiler bir münasebette, siz çocuklarınızı öper, sever misiniz dediler. Sahabiler, evet cevabını verdiler. Bedeviler, fakat Allah'a yemin ederiz ki biz öpüp okşamayız dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Allah Teala sizin gönüllerinizden rahmet ve şefkati çekip almışsa ben ne yapabilirim buyurdu. Hazreti Enes diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz çocukların arasına karışır ve güler yüzle bize latife ederdi. Çocukları layıkıyla sevmeyi, onlarla ilgilenmeyi ve onları çeşitli tehlikelerden korumayı cehennem azabından kurtuluşa vesile sayan sevgili peygamberimizin çoluk çocuk ve aile bireylerine düşkünlüğüyle ilgili olarak Enes bin Malik Hazretleri şunları söylüyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar çoluk çocuğuna, aile bireylerine, eli altındakilere merhameti olan hiçbir kimse görmedim. Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim, Medine'nin yüksek taraflarındaki köylerin birinde süt annesinin yanında bulunuyordu. Hazreti Peygamber biz de beraberinde olduğumuz halde onun yanına giderdi. Bu ziyaretlerin birinde Hazreti Peygamber o eve gitmişti ki ev o esnada duman içindeydi. Çünkü İbrahim'in süt babası demirciydi. Peygamberimiz İbrahim'i kucağına alır, onu öper, sonra da geri dönerdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özellikle yoksul ve yetim çocuklarla ilgilenir, kız çocukları arasında hizmetçi ve işçi gibi çalışmak zorunda kalanlara da merhametle davranır, onların her istediğini dinler, gereksinimlerine gidermeye çalışırdı. Anacağımız şu olay bu açıdan çok ilginç görünmektedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cebinde 10 dirhemi vardı. Elbise satıcısından 4 dirhemine bir gömlek aldı. Dışarı çıkınca yoksul bir Medineli, ''Ey Allah'ın Resulü, o gömleğe çok ihtiyacım var, onu bana verir misin?'' dedi. Peygamberimiz gömleği o yoksula verdi. Elbise satıcısına tekrar gitti. Geriye kalan paranın dört dirhemine kendisi için bir gömlek satın aldı. Dışarı çıkınca küçük bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. Derhal yanına yaklaşıp sebebini sordu. Cahiye statüsündeki hizmetçi kız, ''Ev sahibim bana un almak için iki dirhem vermişti. Onu kaybettim. Onun için ağlıyorum.'' dedi. Peygamberimiz son kalan iki dirhemi de bu kızcağıza verdi. Fakat küçük kız ağlamaya devam ediyordu. Sevgili peygamberimiz tekrar sordu. ''Kaybettiğin iki dirheme tekrar kavuştun.'' Hala niçin ağlıyorsun? Hizmetçi küçük kız, eve geç kaldım, beni dövmelerinden korkuyorum deyince, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem küçük kızın elinden tuttu. Korkma yavrum, gel benimle dedi. Onu çalıştığı eve kadar götürdü. Önce selam verdi. Ancak üçüncü selamında kapı açıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İlk selamı duymadınız mı deyince, duyduk ama selamınızın artmasını sesinizi daha çok duymayı arzu ettik. Sana canımız feda olsun ey Allah'ın Resulü. Buraya kadar niye zahmet ettiniz dediler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şu kızcağız dövülmekten korkuyordu da bunu size kadar getirdim cevabını verdi. Ev sahibi, ey Allah'ın Resulü, sizin evimize gelmenize sebep olduğu için bu hizmetçi kızı azat ediyorum.'' Artık hürdür deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın bana verdiği on dirhem ne kadar bereketliymiş. Allah Celle Celaluhu onunla peygamberine ve Medineli bir yoksula gömlek giydirdi. Bir kız çocuğunu da sevindirdi. Hürriyetinin verilmesine vesile oldu. Şüphesiz bize sonsuz kudretiyle rızık veren odur. Evet. İşte son peygamber ve onun çocuk sevgisi. Ondan alacak pek çok şeyimiz var. Peygamberimiz ve Gençler Yazan Profesör Doktor Abdurrahman Çetin Gençliğin Önemi Her ülkenin en büyük enerji kaynağı gençliğidir. Bu enerji başıboş bırakılırsa o topluma büyük kötülük edilmiş olur. Hele hele bu enerji yıkıcı ve olumsuz yönlere çevrilirse bu en büyük ihanet olur. Bu bakımdan gençler doğruya, iyiye, güzele yönlendirilmeli, ilim, iman, ibadet ve ahlakla donatılmalıdır. Gençler sigara, alkol, kumar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan ve zararlı akımlardan korunmalıdır. Gençlerimiz gençliğin geçici bir dönem olduğunu bilmeli ve her yönden zinde oldukları bu dönemi... En iyi şekilde değerlendirmelidir. Çevreden gelecek olumsuz telkinlere kanmadan kendilerini çok iyi yetiştirmeli, bu arada Allah'a olan kulluk görevlerini de ihmal etmemelidirler. Peygamberimiz kıyamet gününde insanın gençliğini nerede ve nasıl harcadığından sorguya çekileceğini açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de gençler Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de başta Peygamber Efendimiz olmak üzere birçok peygamberin davranışlarından örnekler verilmektedir. Mesela Hazreti İbrahim genç yaşta puta tapan kavmiyle mücadele etmiştir. Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı. Belki ona müracaat ederler diye. Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bir kısmı bunları dinle dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş dediler. O halde dediler onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun eğer konuşuyorlarsa dedi. Enbiya Suresi 58-63. ila Ayet-i Kerimeler Kur'an-ı Kerim'de yakışıklı bir genç olan Hz. Yusuf'un nefsiyle mücadelesi de anlatılmıştır. O iffetini korumasıyla gençlere güzel bir örnek olmuştur. Asabı ı keyfi olarak bilinen gençlerin Allah yolundaki mücadeleleri de Kur'an'da yer alan örnekler arasındadır. O yiğit gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize tarafından rahmet ver.'' ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Keyf suresi 10. ayeti kerime. Peygamberimiz ve gençler. Peygamberimize ilk iman edenlerin çoğu gençlerdi. Peygamberimiz gençleri sever, onlara ayrı ve değer verirdi. Onlar da peygamberimizi severlerdi. Zeyd bin Harise küçük yaşlarda esir düşüp köle olarak Hazreti Hatice'ye satılmıştı. Hazreti Hatice peygamberimizle evlendikten sonra Zeyd'i onun hizmetine vermişti. Babası ise oğlunu uzun süre aradıktan sonra peygamberimizin yanında olduğunu öğrenmiş ve gelip oğlunu geri istemişti. Peygamberimiz Zeyd'i serbest bırakarak babasıyla gitmesine izin verdi. Fakat Zeyd babasıyla gitmeyi kabul etmedi ve benim babam da anam da sensin diyerek Resulullah'tan ayrılmadı. Peygamberimiz gençlerde gördüğü hataları onları kırıp incitmeden düzeltirdi. Peygamberimizin müezzinlerinden biri de Ebu Mahsure isimli bir sahabidir. O Müslüman olmadan önceki bir hatırasını şöyle anlatır. Resulullah Huneyn savaşından dönüyordu. Ben hepsi de Mekkeli olan on kişilik genç bir grupla beraberdim. Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Biz bir köşeye çekildik ve alay ederek müezzinin söylediklerini tekrar etmeye başladık. Bizi Resulullah duymuştu. Ezan bittikten sonra şunların içinde güzel sesli biri var diye gönderdiği adamlar bizi huzuruna götürdüler. Resulullah, sesi gür olan hanginiz diye sordu. Yanımdakiler beni gösterdiler. Resulullah onları bıraktı ve beni yanında alıkoydu. Sonra bana ''Hadi bir ezan oku'' diye emretti. Resulullah'tan ve ezandan hiç hoşlanmadığım halde çaresiz kalktım ve önünde durdum. Bizzat kendisi bana ezan okumayı öğretti. Ben ezanı bitirdiğim zaman bir miktar gümüş para bulunan bir kese verdi. Daha sonra alnımı ve göğsümü sıvazladı ve ''Mübarek olsun'' dedi. Ben ''Ey Allah'ın elçisi'' Mekke'de ezan okumama izin ver dedim. İzin verdim buyurdu. İşte o anda Resulullah'a karşı duyduğum hoşnutsuzluktan bende eser kalmamış, gönlüm ona karşı sevgiyle dolup taşmıştı. Mekke'ye geldim ve Resulullah'ın emriyle müezzinlik yapmaya başladım. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir yolculukta peygamberimizle birlikteydi. Kendisi babasına ait genç ve güçlü bir deve üzerinde yolculuk yapıyordu. Hayvan hızlanarak Peygamber'in devesinin önüne geçiyordu. Hazreti Ömer oğluna seslenerek, Abdullah hiç kimse Peygamber'in önüne geçmez dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Hazreti Ömer'e bu güçlü deveyi bana sat buyurdu. Hazreti Ömer de teklifi kabul etti. Peygamberimiz devenin bedelini ödedikten sonra bu deve senindir Abdullah ne istersen yap buyurdu. Peygamberimiz gençlere önemli görevler verirdi. İrşad faaliyetleri ve Kur'an öğretmek için çevre beldelere eleman gönderirken bunları genellikle gençler arasından seçerdi. Mesela Yemen'e gönderdiği Muaz bin Cebel 20 yaşlarında bir gençti. Birinci Akabe biatından sonra Medineli Müslümanlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretmek üzere 35 yaşlarında bulunan Musab bin Ümeyr'i görevlendirdi. Peygamberimiz hastalanmadan birkaç gün önce Şam tarafına göndermek üzere bir ordu hazırlamış ve komutanla Üsame bin Zeyd'i getirmişti. O sırada Üsame 20 yaşlarındaydı. Peygamberimiz Tebük seferinde Malik bin Neccar oğullarının sancağını Kur'an'ı çok iyi bilen ve o sırada 20 yaşlarında olan Zeyd bin Sabit'e vermişti. Zeyd, Peygamberimizin emriyle İbranice'de öğrenmişti. Peygamberimizden öğütler. Peygamberimizin gençlerimiz başta olmak üzere bütün Müslümanları ilgilendiren pek çok uyarısı vardır. Bunlardan ikisini nakletmekle yetiniyoruz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştu. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyetten önce boş zamanın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, Fakirlik gelmeden önce zenginliğin. Peygamberimiz zindar gençlerin elde edeceği mükafatı da müjdelediği bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Yedi sınıf insan vardır ki Yüce Allah kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde bunları kendi arşının gölgesinde gölgelendirir. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, gönlü mescitlere sevgiyle bağlanmış olan namazlı kimse, Allah için seven ve bu sevgiyle birleşip bu sevgiyle ayrılan kişi. Konumuzu özetlersek, her ülkenin en büyük enerji kaynağı gençliğidir. Onlar yeniliklere açık, toplumun enerjisi ve dinamik gücüdür. Bu bakımdan gençler doğruya, iyiye, güzele yönlendirilmeli, ilim, iman, ibadet ve ahlakla donatılmalıdır gençler sigara, alkol, kumar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan ve zararlı akımlardan korunmalıdır. Gençlerimiz gençliğin geçici bir dönem olduğunu bilmeli ve her yönden zinde oldukları bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmelidir. Çevreden gelecek olumsuz telkinlere kanmadan kendilerini çok iyi yetiştirmeli, bu arada Allah'a olan kulluk görevlerini de ihmal etmemelidir. Peygamberimizde ilk iman edenlerin çoğu gençlerdi. Peygamberimiz gençlere ayrı bir değer verir, onları önemli işlerle görevlendirirdi. Ayrıca gençlerde gördüğü hataları onları kırıp incitmeden düzeltirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatına getirdiği yenilikler Yazan Profesör Dr. Mehmet Soysaldı Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık 1441 yıl önce dünyayı teşrif ettiklerinde kainatın ufkuna bir güneş gibi doğmuştu. Onun gelişiyle insanlık şeref ve haysiyete kavuşmuş, zulmün yerine adalet, kuvvetin yerine hak, yalanın yerine hakikat almıştır. Cehalet ve esaretin zincirleri kırılmış, ilim ve hürriyete kavuşulmuş, kadın bir ticaret metahı olmaktan çıkarılarak toplumda itibarlı yerini almıştır. Peygamber Efendimiz öyle bir zamanda dünyaya gelmiştir ki tarihçiler o zamanı cahiliye devri olarak adlandırmaktadırlar. O zamanda insanlık aleminin üzerine küfür, dalalet ve ahlaksızlık kabus gibi çökmüştü. İşte insanlık böyle bir zamanda bir kurtarıcıya, bir öndere, bir rehbere ihtiyaç duymaktaydı. Hz. Peygamber dünyayı teşrif etmeden önceki insanlığın durumunu merhum şairimiz Mehmet Akif şöyle nitelendirmektedir. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan? Onu kardeşleri yerdi. O dünyaya geldiğinde insanlık tam bir karanlık içindeydi. İşte böyle bir zamanda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın ufkunu aydınlatmış İnsanlığı karanlıklardan nura çıkarmıştır. Bunu da 23 yıl gibi kısa bir sürede yapmayı başarmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle her şey bir mana ve derinlik kazanmıştır. Hz. Peygamber birçok alanda inkılaplar yapmış ve insanlığa çok güzel değerler kazandırmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile kurumuna da çok güzel değerler kazandırmıştır onun aile kurumuna kazandırdığı değerleri açıklamadan önce, cahiliye devrinde ailenin ve kadının durumunu kısaca açıklamamız yerinde olur kanaatindeyim. İslam'dan önce kadının hiçbir değeri yoktu. Kadının ne ailede ne toplumda saygın bir konumu vardı. Kadınlar adeta alınıp satılan bir mal durumundaydı. Hatta İslam'dan önce insanlar kadın nedir, bir ruhu var mıdır yok mudur diye tartışmaktaydılar. Kadın toplumda daima hor görülen ve aşağılanan bir yaratık olarak değerlendiriliyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Ailede hayız halindeki kadının yemeği suyu ayırt edilmekte, aile fertlerinden tamamen tecrit edilmekteydi. Erkekler sınırsız kadınla evlenme hakkına sahipti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan vahiy yoluyla aldığı Kur'anla birlikte aileye ve kadına birçok değer kazandırmıştır. İslam ailenin oluşumunu sağlam ve sarsılmaz temellere dayandırmıştır. Ailenin korunmasını toplumun korunması olarak kabul etmiştir. Kadın erkek ilişkilerine meşru bir ölçü getirmiş ve ancak nikah akti vasıtasıyla kurulan birlikteliklere izin vermiştir. Nitekim bu hususta Yüce Allah, zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın buyurmaktadır. Bu ayetlerde açıkça görüldüğü gibi Yüce Allah, aile müessesesini korumak için zina ve fuhuştan kesinlikle kaçınmamızı istemektedir. Ailede hem erkek hem kadın zina ve fuhuştan sakınmak suretiyle iffet ve namusunu muhafaza etmek durumundadırlar. Hz. Peygamber aile hayatını adeta dünyada cennet bahçelerinden bir bahçe haline dönüştürmüştür. Örneğin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde cennet annelerin ayağı altındadır buyurmaktadır. Hz. Peygamber ailede eşler arasında karşılıklı sevgi ve saygı esasını getirmiştir. Nitekim Yüce Allah bu hususta, Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet beyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır buyurmaktadır. Dünya ve ahiret mutluluğunu hedef alan dinimiz, toplumun en önemli temeli olan ve nikah aktiyle kurulan aileyi sevgi ve saygıya dayanan bir kurum olarak nitelendirmektedir. Karşılıklı sevgi, saygı ve merhamete dayanan bir aile düzeninde huzur ve mutluluk vardır. Sevgi ve saygının olmadığı ailede mutluluktan ve huzurdan söz etmek mümkün değildir. Nitekim az önce zikrettiğimiz ayette eşler arasında var olan sevgi, saygı ve derin dostluk Allah'ın yüceliğini gösteren ayetler olarak nitelendirilmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşler arasındaki sevgi ve saygıyı da imanla irtibatlandırarak, imanı en mükemmel olan mümin, ahlakça en güzel olandır. Sizin en hayırlınızda eşlerine en güzel davranandır buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim kadın üzerinde bir baskı ve zorbalık yapma hakkını kimseye vermemektedir. Erkekler artık hanımlarını hor görüp aşağılayamayacaktır. Onlara iyi muamele edecek, onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Yüce Allah, eşlerinizde iyi geçineniz buyurmaktadır. Hz. Peygamber Efendimiz de bu hususta sizin en hayırlınız kadınlarına karşı güzel davranandır. Ben bu konuda size en güzel örneğim buyurmakta ve kendisine iyilik etmeme en layık kimdir ey Allah'ın Resulü diye soran bir sahabiye sevgili peygamberimiz üç defa annendir cevabını vermiş, dördüncüde ise babandır demiştir. Yine en fazilette amelin ne olduğunu soran bir sahabiye de en fazilette amel anne ve babaya iyi ve güzel davranmaktır buyurmuştur. Bu hususta Yüce Allah'ın Kur'an'da birçok emri bulunmaktadır. Onlara örnek olarak birkaç tanesini burada zikredecek olursak. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. İsra Suresi 23. ayet Kerime Ailene namazı emret. Kendinde ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takvayladır. Taha Suresi 132. ayeti i Kerime Bu konuda da insanlar haklarını ve sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri hususunda Allah'a karşı sorumludurlar. Malın, mülkün, servetin... Çoluk ve çocuğun fayda vermediği o çetin gün olan hesap gününde insanlar Allah'a bütün bunların hesabını vereceklerdir. O halde bu şuurda olarak ailevi sorumluluklarımızı bilip yerine getirmek ve ilişkilerimizi devam ettirmek zorundayız. İslam aileyi esas itibariyle tek evlilik üzerine kurmuş ve buna özendirmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aile modeli Burada Hz. Peygamber Efendimizin takdim etmiş olduğu Müslüman aile modelinden de bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce aile karşılıklı anlayış, sevgi ve hoşgörü üzerine kurulmalıdır. Eğlenmede dindarlık önemli bir esastır. Abdullah bin Amr radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malın ve güzelliğin getirebileceği kötü sonuçlara dikkat çekerek evlilikte dindarlığın diğer özelliklere tercih edilmesini tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur. Sırf güzellikleri sebebiyle kadınlarla evlenmeyin. Çünkü güzelliklerinin onları kibir ve gurur sebebiyle alçaltacağından korkulur. Onlarla sırf mal ve mülkleri sebebiyle de evlenmeyin. Zira mal ve mülkün onları azdıracağından korkulur. Fakat onlarla dindarlıkları sebebiyle evlenin. Yemin olsun burnu kesik, kulağa delik siyahi dindar ve köle, dindar olmayan hür kadınlardan daha üstündür. Ebul Esvede düeli çocuklarına şöyle deyip övünürmüş. Küçüklüğünüzde, büyüklüğünüzde ve doğumunuzdan önce size iyilik ettim. Doğumlarından önce kendilerine nasıl iyilik ettiğini soran çocuklarına, Size aleyhinde konuşulmayacak bir anne seçtim demiştir. Aile bireyleri birbirlerine daima dua etmelidir. Bu konuda Kur'an'da bize güzel dua örnekleri takdim edilmektedir. Nitekim müminlerin özelliklerinden bahseden bir ayette yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Müminler Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. Furkan Suresi 74. Ayet-i Kerime Yine Zekeriya Aleyhisselam'ın dilinden başka bir dua örneği de şöyledir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Ali İmran Suresi 38. Ayet-i Kerime Aile fertleri birbirlerine daima iyiliği tavsiye etmeli, kötülüklerden de sakındırmalıdır. Nitekim Yüce Allah, Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz buyurmaktadır. Aile içi problemler, dua, sabır, karşılıklı anlayış ve kanaatle çözülmeye çalışılmalıdır. Bu hususta da Yüce Allah, eşlerinizle iyi geçininiz, Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah ona birçok hayır takdir etmiş bulunur buyurmuştur. Bu ayet aile kurumunu ayakta tutmak için çok önemli bir prensip getirmektedir. Evliliğin başında kişinin eşinin gerek güzellik, gerek ahlak bakımından bir takım eksiklikleri olabilir. Ancak ona iyi yönlerini ortaya koyma fırsatı vermek gerekir. Kadına bu fırsat verilmeden hemen küçük bir yanlışlıkta boşamaya girişmek doğru değildir. Hz. Peygamber'in aile modelinde şiddete kesinlikle yer yoktur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aile hayatında karşılaştığı problemleri çözmede asla şiddete başvurmamıştır. Örneğin ifk olayında çıkan iftiraya dayalı sözlere rağmen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ayşe validemize kötü davranmamıştır. Hz. Peygamber'in aile modelinde kadın, eşe karşısında kendine has bir kişiliğe sahip olduğu gibi ekonomik olarak da bağımsızdır. Kendi mal ve servetini İslami ölçüler içinde dilediği gibi değerlendirme, harcama ve tasarruf etme yetkisine sahiptir. Ailede boşanma en son müracaat edilecek bir husustur. O da eşler evlilik ilişkisini devam ettiremeyeceklerine kesin karar verirlerse ve onlar için birlikte yaşamak artık çekilmez hale gelirse bu durumda boşanmaya müracaat edilebilir. Bu konuda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boşanma Allah'ın hoşlanmadığı helallerden biridir buyurmaktadır. Netice olarak diyebiliriz ki İslam dini fıtratın bir gereği olan evlenmeyi, sağlıklı nesiller yetiştirmeye vesile olan aile müessesesinin kurulmasını gerekli ve önemli bulmuş ve karşılıklı sevgi ve saygı esasına dayanan hak ve sorumluluklarının bilincinde olan mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasını hedeflemiştir. Gençleri evlenmeye ve aile kurmaya davet eden sevgili peygamberimiz de yaptığı mutlu evliliklerle bize her konuda olduğu gibi bu konuda da en güzel örnek olmuştur. Hak ve Hakikat Yolunun Kutlu Elçisini Yad Ederken Yazan Hatice Kübra Görmez Sen nübüvvetin hatimesiydin. Allah'ın peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapmayız ilahi hitabını insanlığa müjdeleyen, biz peygamberler ana baba bir kardeşler gibiyiz diyen ve veciz bir benzetmeyle kendisini Adem'le başlayan peygamberler binasının eksik kalan bir tuğlası olarak nitelendirip işte ben bu tuğlayım, ben peygamberlerin sonuncusuyum buyurarak engin tevazuunu bize miras bırakan nübüvvet gülşeninin en has gülü. Sen çağlar çağa beklenen bir muştuydun benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim diyen Hz. İsa'nın müştuladığı, gelmesiyle alemlere rahmet olan, karanlık geceleri nura boğan ahmet Mahmudu mahmud -u Sen daha doğmadan babasını, çok küçük yaşta annesini ve dedesini kaybeden ve o seni yetim bulup barındırmadı mı, koruyup gözetmedi mi ilahi hitabıyla sadece Allah'ın sevgisi, tesellisi ve himayesine bırakılan bir yetim evlattın. Sen bir hak aşığıydın. Müşriklerin bütün dünya metaını ayaklarının altına seren tekliflerine karşılık, amcacığım, vallahi güneşi sağ, ayı sol elme verseler, yine bu davadan vazgeçmem diyen ve son nefesine kadar ahdine vefa gösteren yüce dosta sevgiliye gidiyorum diyerek ruhunu Hakk'a teslim eden sevgili, Rahman'ın sevgilisiydin. Sen hiçbir zaman ailesine en ufak bir öfke ve şiddet göstermeyen, sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır buyurarak özüyle, sözüyle, muhabbet ve meveddetiyle örnek bir eştin. Sen gözünün nuru yavrularının biri hariç hepsini kendi elleriyle toprağa veren, evlat acısıyla kalbi dağlanan Hazreti Fatıma'ya, iki gözünün nuru kızına, ''Ey Fatıma, baban peygamberdir diye güvenme, hak yoldan ayrılırsan seni ben dahi kurtaramam.'' diyen hakaniyet sahibi bir babaydın. Sen namazdayken sırtına çıkan torunların düşmesinler, biraz daha kalsınlar diye namazın secdelerini uzatan merhamet etmeyene merhamet edilmez diyerek torunlarını öpüp koklayan, onlara selam veren, kuşu ölen bir çocuğa başsağlığı ziyareti yapan nezaket, nezahet ve sevgi dolu yüreğe sahip bir dedeydin. Sen, çorbanın suyunu komşunu da düşünerek biraz fazla koy diye tavsiyede bulunan, komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurup, şefkatin ve rikatin en güzel örnekliğini sunarak çorak gönüllerimize pınar olan canlar canı müşfik bir komşuydun. Sen, şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafındakiler dağılıp giderlerdi ayetine muhatap, size öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir hitabıyla vasıflanan hakikatli bir dosttun. Sen, ümmetin efendisi milletine hizmet edendir diyerek kavmine su taşıyıp dağıtan, bütün gayretini ve mesaisini onların iyiliği için sarf eden emin, adil, vefakar bir devlet reisiydin. Sen, askerlerine Sakın savaşta insanlara işkence etmeyin. Kadınlara, çocuklara, din adamlarına dokunmayın. Ağaçlara ve meyvelere zarar vermeyin. Hayvanlara telef etmeyin diye öğüt veren adalet ve ihsan sahibi bir komutandı. Sen bir üsve-i hasene, zulmetten nura, karanlıktan aydınlığa çıkmamıza vesile bir mürşittin. Yakınında bulunanlara, asabına, dostlarına asla kötü bir söz söylemeyen, hakaret etmeyen, tebessüm ve sadaka kabul eden, insanlara rıfk ile muamele edin diye tavsiyede bulunan, ahlakı Kur'an olan müsamaha, sevgi ve hoşgörü ikliminin en müşahhas siması bir mürşid. Sen kutlu bir eci, yüce bir peygamberdin. Kur'an-ı Kerim'de, Ey Resulüm, muhakkak senin için tükenmez bir mükafat vardır müjdesine binaen, cennet ayaklarının altına serildiği halde, ümmetimi isterim ya Rabbi, ümmetim bağışlanmadan cennete girmem diyecek kadar bize düşkün, bizi bizden çok düşünen isar sahibi, sevgi ve şefkat abilesi bir peygamberdin. Sen Kur'an'ın pek çok ayetinde övdüğü, örnek gösterdiği muttaki bir kuldun. Geçmiş ve gelecek bütün günahların affedildiği halde geceleri sabahlara kadar namaz kılıp ibadet eden, gözyaşlarıyla seccadesi ıslanan, neden böyle yapıyorsun diye sorulduğunda Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı diyen halis bir kul. Sen aklın, ilmin, ahlakın, sabır ve vefanın güçlüyken müşfik olmanın, haklıyken özveride bulunmanın, haksızlığa karşı en gür sesin, aklın ve imanın önündeki en büyük engel olan batıl inanç, bilgisizlik ve kör inada karşı yüreğini ortaya koymanın adıydın. Sen Risaleti süresince dünyanın her türlü sıkıntısını göğüsleyen, savaşta yaralanan, taşlanan, hakaret edilen, açlıktan karnına taş bağlayan, taş taşıyan, hendek kazan, kendisine beddua et. Allah bunları anında helak etsin diyen Cebrail aleyhisselamı ben rahmet peygamberiyim, azap peygamberi değil diye cevap verip beddua yerine dua eden bir rasuldün. Çünkü sen alemlere rahmet olarak gönderilmiştin. Sevdirmiş, nefret ettirmemiş, müjdelemiş, korkutmamış, kolaylaştırmış, zorlaştırmamıştın. Sen Ahmet'u, Mahmud'u, Muhammed Mustafa'ydın. Sen bir insan-ı kamildin. Bütün gafletimize, isyanımıza, nisyanımıza, hak etmezliğimize rağmen Havz-ı Kevser'in başında bizi de ümmetim dediklerinin arasına katar mısın ey Resul? Bizi de şefaat sancağının kanatları altına alır mısın ey Nebi? Adı Muhammed Mustafa olsun, yazan Suzan Çataloluk. Ey çöl, nazlı kum taneleri sana o serencağımı anlatsın. Başımdan geçti an be an. Meğer bir masalmış, yaşadım sandım, güz cennetleri yalan. Düşmüş zavallı gülücükler, gösteriş düşkünü kahkahalar. Hayat bir rüya, sevdaları anlatan ninniler serapmış bildim. Ona giden ateşten yollar tek. Tek bir sevgili var gönlümü alan. Duy beni ey çöl, duy ki deryalar senin olsun. Ey çöl ceylanı, geceler gibi karanlık gözlerin, gözlerim yüreğimdir kirpiklerinde incileşen yaş. Hangi müjdeler başına kutlu taştır? Hadi söyle, Sabah rüzgarları sana hangi esrarlı ilahi fısıldadı yavaş yavaş. Bana mutluluğun adını söyle. Güle hasret su yanar mı çölde? Ya gül gülce düşler mi aşkla yanan şeyda bülbülleri? Anlat karanlık gecelerime nur üstüne nur gelsin. Ey çöl yılanı! Hasretin hasretimdir ki nice yıl bekledin o kutlu sevgiliyi. Göz bebeklerinde durdu mu o muhteşem zaman? Alemlere rahmet gül yüzü gördüğün an, kalbin hangi aşk diyarlarına açtı kanat? Ya güvercin ne dedi? Ankebut nasıl dile geldi? Anlat, hadi anlat. Anlat ki odlara bulanmış garip gönlüm huzur bulsun. Ey çöl doğanı! Kanadında yaşayan hürriyet ki gönlümdür, ve seninle sırdaş. Hangi şahikalarda nöbetlerdeydin? Hangi leyli selamındır? Sevda deryalarında kimi aradın? Kiminle oldun yoldaş? Gözlerin, ah sevgiliyi aşkla bilen gözlerin ne güzel. Hikayen cennetlerden renk almış. Canım cananına feda. Söyle bana, ruhum alemlere rahmet olanın sırrını bilsin.'' Ey çöl fidanı acele neydi büyümek için hangi elleri bekledin ufuklarca sabırlarda gölgen o gül yüzünün huzurundayken boyun büküp bekledin mi öylece gönlün hangi kutsal yangınların suyunu içti kana kana anlat bana cennetinin adı nedir dualarının esrarı ne mekanlar ötesinde kimindesin can cana? söyle sabır taşlarımda açan yaz çiçeğim nasıl solsun? Ey çöl bebeği! Tan yerinde için için ağlıyorsun. Yüreğinde boncuklanan yaşlar benim. Ne olur benim olsun o bebeklik rüyaların saflığını bana ver. Ve düşlerinde yaşadığın o sırdır ki kesreti vahdete bağlar. Gül yüzlü sultana hazırlık mı tepelerde dönenen o kutlu izler? Vur topuğunu taşlara ne olur, vur bir daha vur. Ruhum yıkansın, avuçlarıma zemzem deryaları da olsun. Ey çöl cananı, beklediğin benim de şah damarımdır. Benimdir gözlerindeki ay ışığı inci. Niye çöllerdesin? Hangi aşk yıldızlı gecelerce güzel kıldı seni? Kim muştuladı sana zamanları zamansız kılan sevinci? Ölmek ölmeden nasıl bir kaderdir ki satırlarında sevgilinin adı gizli. Yalan dünya heybende, şafaklarına adın cennetlerinden haberler var. Fısılda ne olur o ilahi aşkı, ezelle ağlayan ruhum gülsün. Ey çocuk, anladım ezelden bilinirmiş bütün sorularım, cevaplar bir. Zaman bir rüya, yalancı engel, ufuklarda güllerin sultanı aşk onu terennüm eder goncalaşır özü huzurla buluşur canı ol aşk ile yıldız kesmişse çöl sen selam içinde selamdasın nazlı ilahiler diyarındasın dualardadır gül dudakların yakarışına yüreğimi kattım senindir artık ömrüm güllerin en güzelini ver bana adı Muhammed Mustafa olsun En Sevgilinin Hilyesi Yazan İskender Pala Biraz sonra okuyacağımız satırlar, gerçek sevgilerin cazibe merkezi, yüreklerin en hassas süveydaları açılan kapısını ve sevgililer sevgilisinin ruh ve beden yapısını anlatır ki, Hakani Mehmet Bey tarafından yazılan Hilye-i Saadet adlı kitaba göre düzenlenmiştir. Saçı fazla uzun olmazdı, ve tam kıvırcık denilmeyecek derecede dalgalıydı. Saçını ortadan ayırır ve dört bölük halinde ikisini omuzlarına, ikisini de kulaklarına doğru bırakırdı. Bazen kulaklarını açıkta bıraktığı da olurdu. Bu saçlar mis gibi siyah renkli ve güzel kokuluydu. Her iki manada da alnı açıktı. Bu alın genişçe ve buğday renkliydi. Ancak ortasında daima bir nur parlardı. Yüzü değirmiydi. Ona dikkatle de bakılamazdı. Parlak bir çehresi vardı. Ayın on dördü gibi parlardı. Dolgun veya şişman olmadığı gibi kuru ve zayıf bir yüz de değildi. Yanakları ne etti ne de çöküktü. Yüzünün aklı içinde yanaklarının kırmızısı galipti. Terlediği zaman üzerine çiğ taneleri kondurmuş gülü andırırdı. Öfkesi ve memnuniyeti yüzünden anlaşılabilirdi. Uzun, ince ve hilal kaşlıydı. Kaşlarının ucunda kıvrım vardı. İki kaşı arasında tüy yoktu ve bembeyaz görünürdü. Kirpikleri siyah ve uzundu. Gözünde ezelden bir sürme mevcuttu. Beyazı katı beyaz, karası kapkaraydı. Gözleri geceleyin de gündüz gibi görürdü. İlahi aşkın eseri bazen gözlerinde kızarıklık oluştururdu. Baktığı zaman karşısındaki kişi nazarına dayanamaz ve gözlerine dikkatle bakamazdı. Burnu mütenasipti. İki kaşına yakın olan kısmı bir parça yüksekçeydi. Koku almakta çok hassastı. Ağzı ne çok büyük ne de çok küçüktü. Dişleri aralıklı olup üst üste değildi. İnci gibi bembeyazdı. Konuşurken ön dişleri arasından bir nur çıkar gibi görünürdü. Güldüğü zaman dişleri dolu taneleri gibi parlardı. Gülüşü tebessümden ibaretti. Kahkaha ile gülmekten haya ederdi. Eğer kahkaha ile gülecek olsa arşı âlâ titrerdi. Bu sebeple ömrü boyunca hiç kahkaha ile gülmedi. Çenesi yuvarlaktı. Sakalı sık ve siyahtı. Ömrü boyunca sakalında yalnızca 17 kılı ağırmıştı. Her yeri aynı uzunlukta kesilirdi. Boynu ve gerdanı bembeyazdı. Bu boyun ne uzun ne kısaydı. Gerdanı çok güzel görünüşlüydü. Pazuları etti ve beyazdı. Omuzları genişti. Üzerinde tek tük kıllar mevcuttu. Nübüvvet mührü onun iki kürek kemiği arasında ve sağ omzuna yakın bir yerde bulunuyordu. Bu mühür siyaha çalan sarı renkte olup çeyrek altın büyüklüğünde bir bendi. Üzerinde dik duran siyah kıllar vardı. Beden olarak ince yapılıydı. Vücut yapısının bir benzeri daha yaratılmamıştır. Giyecek olarak en çok beyaz, sonra yeşil rengi tercih ederdi. Yazın ince atlas kumaş, kışın yün giyerdi. Elbisesi asla gösterişli olmazdı. Ömrü boyunca aynı anda iki elbiseye birden sahip olmadı. Bir yere yöneldiği zaman bedeniyle birlikte döner, asla başını çevirerek bakmazdı. Başını çevirip bakmak insanı hayasız eğildiği için onun bu tavrı ümmetine sünnet olmuştu. Vücudundaki kemikler irice ve muntazamdı. Pazusu koluyla, uylukları da ayaklarıyla şekilce birbirine uygundu kuru yahut ince olmayıp dolgundular her azası birbirinden güzeldi el ve ayak ayaları genişçeydi el parmakları uygunluk içindeydi göğsü ve karnı birbirine uygun ve aynı düzgünlükteydi göbeği yuvarlaktı göğsünden göbeğine kadar bir çizgi halinde kıllar uzanırdı orta boylu sayılırdı Göze çarpacak kadar kısa, dikkat çekecek kadar da uzun değildi. Orta boylu olmasına rağmen kendisinden uzun birinin yanında el ayası kadar uzun görünürdü. O kişi yanından ayrılınca yine orta boylu gösterirdi. Boyu selvi misali düzgündü. Bedeninde kıl yoktu. Teni gül gibi kokardı ve yaşı ilerledikçe adeta tazelenirdi. Ne zayıf ne de etli ve göbekliydi. Her bir parmağı kalem gibi düzgündü. Yürürken hızlı yürürdü. O kadar ki ayakları altında yeryüzü dürülüyormuş gibi olurdu. Yürürken ona yetişebilmek zordu. Hayasından yokuş iner gibi önüne eğik olarak yürür ve etrafına bakınmazdı. Yolda birdenbire karşısına çıkıveren kişi ondan heybet duyar ve aciz kalırdı. Konuştuğu kişiye güzel kokusu siner ve birkaç gün çıkmazdı. Bir çocuğun başına okşasa birçok gün çocuğun kokusundan ona peygamberimizin dokunduğu bilinirdi. O çocuk diğer akranları arasında daima fark edilirdi. Konuştuğu her kişi sözlerindeki güzellik ve tatlılıkla onun kulu kölesi olmaya hazır olurdu. Etkili konuşmasıyla müşrikler Müslümanlığı seçerdi. Sözlerinde ruha ferahlık veren bir eda vardı asla dedikodu ve mala yani konuşmazdı. Yaratılış ve huyca ne o tam olarak kimseye benzer ne de kimse ona benzeyebilirdi. Bir hadisi şerifte ben en fazla babam Hazreti Adem'e benzerim. Peygamberler içinde bana en çok benzeyen de atam Hazreti İbrahim'dir buyurmuştur. Türk kültüründe Hazreti Peygamber ve gül imajı yazan Doçent Doktor Bilal Kemik'ti. İnsanın insana ve maddeye karşı tavır alışını belirleyen bir bütün olarak kültür, toplumsal dokuyu inşa eden, ona maddi ve manevi alanda ruh veren ve onu diğer milletlerden ayıran temel özellikleri ifade eder. Kültür kavramına buradan bakınca Hazreti Peygamber'in Müslüman topluluklarının kültürel ve toplumsal dokusunu besleyen temel faktörlerden biri olduğu görülür. Diğer bir ifadeyle Hazreti Peygamber doğrudan doğruya tarihsel hayatı, fiziki ve ruhi yapısı, sözleri, uygulamaları, aile reisi olarak eş ve çocuklarıyla ilişkileri, diğer insanlarla münasebetleri, siyasi ve idari kişiliği gibi hususiyetleriyle bir yandan bir kültürün inşacısı olmakla birlikte öte yandan da bir seçilmiş insan ve bir beşer olarak ortaya koyduğu örnek yaşam dolayısıyla farklı Müslüman toplumlar içinde o toplumun kültürel algı kalıplarına bağlı olarak zengin ve makul imajlarla anıla gelmiştir. Biz bu yazımızda Hz. Peygamber'in Türk İslam kültürünün oluşumundaki etkisine gerek yazılı ve sözlü manevi kültürde gerekse dini ve sosyal içerikli maddi kültür varlıklarında onun öğreticiliği, rehberliği ve telkinlerinden çokça istifade edildiğine kısaca işaret edecek, sonra da bizzat bu kültür içinde onun için oluşturulan gül imajını tahil etmeye çalışacağız. Yüzük Taşı Edebiyatımızda Hz. Peygamber Bildiğimiz gibi Türklerin İslamlaşma sonrası edebi hayatı evrensel İslam kültürünün etkisi altında gelişmiştir. Bu kültürün en önemli parçası ve üreticisi olan Hazreti Peygamber, diğer Müslüman milletlerin edebiyatında olduğu gibi, Türk İslam edebiyatında da çeşitli yönleriyle ele alınarak pek çok eserin tehlif edilmesine kaynaklık teşkil etmiştir. Doğrudan doğruya onu konu edinmeyen eserlerde de Tenmih, istiare ve iktibaz gibi söz ve mana sanatlarıyla birinci derecede kendisine başvurulan kaynak olmuştur. Bu bakımdan merhum Amil Çelebi oğlunun şu değerlendirmesi çok anlamlıdır. Bütün dünyada hiçbir peygamber, hiçbir din kurucusuna istisnasız hiçbir şahsa dair Hz. Peygamber'e olduğu kadar çeşitli şekil ve türlerde Asırlar boyunca muhtelif eserler devamlı bir tarzda teşekkül etmemiştir. Merhum Çelebioğlu'nun bu cümlesi bir gerçeğin ifadesidir. Bu kadar çok eserin telif edilmesinin sebebi sadece Müslüman milletlerin Hazreti Peygamber'e duydukları sevgiden kaynaklanmaz. Ona duyulan sonsuz bir sevgi var. Onu sevmek bir nevi ibadet olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu kadar eserin telifinde sevgi tek başına yeterli sebep değildir. Bunu bir öğretici, mübelli, bir uyarıcı, münzir ve bir örnek model, rehber olarak ortaya koyduğu başarıda da aramak gerekir. Merhum Çelebi oğlu devamla şöyle diyor. İslam milletleri edebiyatları arasında da Türk edebiyatı bu bakımdan tahmin edileceğinden daha zengindir. Bu da çok yerinde bir tespittir. Nitekim Türk ahlak ve seciyesi Hz. Peygamber'e muhabbet, bağlılık ve imanla sınır koymaz. Çünkü ona olan sevgi sınır tanımaz. Yine Hz. Peygamber'e duyulan derin sevgi, saygı, bağlılık ve imanın sanata olan tezahürü sadece edebiyatta da sınırlı değildir. Musiki, mimari ve hat gibi diğer sanat dallarında da Yine bu sevgi ve saygının güçlü yansımalarını örnekleyen pek çok eser mevcuttur. <laughs> Hz. Peygamber'in Türk Edebiyatı'na konu olması İslamiyet'in kabulünden hemen sonra 11. yüzyıl eserleriyle başlar. Bunların başında Yusuf Has Hacib'in Kutatku Biliki, Edip Ahmet'in Atabetül Hakayıkı, Ahmet İsevi'nin Divanı Hikmeti, Danişment Ahmet Gazi etrafında teşekkül eden danışmanname gelir. Bu konu daha sonraki yüzyıllarda giderek genişleyip derinleşmiştir. Sadece divan edebiyatında değil, halk edebiyatında da bütün genişlik ve derinliğiyle devam etmiştir. Öyle ki sadece onu anlatma ve övmeye tahsis edilen başta naat olmak üzere esma-i nebi, gazavatı nebi, ahlakun nebi, hicretün nebi Mevlid, Mucizat, Miraciye, Hilye, Şefaatname, 40 Hadis, 1001 Hadis gibi manzum, mensur pek çok tür teşekkül etmiştir. Keza Destan, Ninni, Mani, Bilmece, Mesnevi, Hikaye gibi pek çok türde de onu anlatan yüzlerce, binlerce eser kaleme alınmıştır. Burada bir hususa da işaret etmekte yarar vardır. Hz. Peygamber'i sadece dini ve tasavvufi alanda yazan şair ve yazarlar konu edinmemişlerdir. Nitekim onu doğrudan doğruya dini, tasavvufi konuları isteyen ediplerin yanında daha çok profan dediğimiz din dışı konularda yazdığı şiirleriyle tanınan şair ve yazarlar da konu edinmişlerdir. Bunlar divan ya da mesnevi tertip geleneğine bağlı kalarak tevhid ve münacaattan hemen sonra en azından bir adet naat yazmışlardır. Bununla da yetinmemişler, gazel ve kasidelerinde, Hz. Peygamber'in yaşantısından ve mucizelerinden yola çıkarak, mecaz, teşbih ve istiare sanatlarından da yararlanarak, mazmunlar geliştirmişlerdir. Hadisleri iktibas ve telmih yoluyla kullanmışlardır. Böylece onlar, bir yandan kullandıkları sözcüklerin anlamını genişleterek, sanatlarını zirveye taşımış, öte yandan da, toplum içinde peygambere duyulan sevgiyi ve ilgiyi çoğaltmayı başarmışlardır. Örneğin ünlü şairlerimizden Zati, bakınız bir beytinde şöyle diyor. Halka olup bir yere cem olsa cümle enbiya, cümlesi bir hati müsensin nigini servera. Bugünkü dile aktarırsak şairin maksadını daha iyi anlamış oluruz. Bütün peygamberler halka olup bir araya gelseler, Hepsi bir yüzük ve sen de yüzüğün başı olursun. Yüzük başı yani yüzük taşı öyle alalade bir şey değildir. En değerli taştan yapılır. Hz. Peygamber kültürümüzde paha biçilmez elmaslardan daha değerli ve daha yüce tutulmuştur. Öte yandan haten ve nigin kelimelerinin mühür anlamı da vardır. Şairin bu kelimeleri tevriyeli olarak bu anlamda kullandığını düşünürsek, Cümle peygamberler bir mühür, sen de o mührün başı yazısısın anlamı da çıkar. Peygamberler insanlığa Allah'ın düzenini anlatan, hayata ve dünyaya tevhid eksenli bir bakış geliştirmeyi öğreten seçilmiş kimselerdir. Bu bakımdan onlar ilahi düzenin mühürleridir. Bu seçkin zümrenin son temsilcisi olması bakımından Hz. Peygamber, insanlığa sunduğu Kur'an itibariyle mühürlerin başı addediliyor. Zatinin teşbihi ve yakaladığı mananın benzerlerini diğer şairlerimizde de tespit etmek mümkündür. Ancak bu tespitleri bir başka yazının konusu addederek, burada sadece estetik duyarlılıkla vücut bulan bir peygamber tasavvuruna işaret edip, şiirimizde kullanıldığı şekliyle gül motifinden ve güle yüklenen anlamla çizilmeye çalışılan peygamber imajından bahsetmek istiyorum. Hazreti Peygamber Gülleri güldüren gül Gül sadece botanikçilerin tarif ettikleri gibi Rosa cinsinden dikenli bir çalı bitki değildir. O güzel kokusu ve rengiyle çağlardan beri insanları derinden etkilemiş önemli bir semboldür. Onun hakkında Hint efsanelerinde, hermetik gelenekte, eski Yunan kültüründe ve Hristiyanlıkta anlatıla gelen pek çok hikaye vardır. Fakat bizim kültürümüzdeki yeri diğer kültürlerde olmadığı kadar yüksektir. Her şeyden önce gül, İslam sanatında en yaygın kullanılan bir çiçektir. Yüzyıllar boyunca stilize, naturalist, realist ve sembolist tarzlarda kitap, kumaş, işleme, taş, çini, seramik, duvar resmi ve benzeri pek çok eserde en çok kullanılan bezeme unsurudur. Divan şiirinde ise goncasıyla, açılışıyla, yeşil yapraklarıyla, seher vakti bu yapraklara konan çiğ taneleriyle, hatta dikeniyle, fidanıyla ve renk renk çeşitleriyle gazelleri ve kasideleri süslemiştir. Bu bakımdan her bir divan adeta birer gül bahçesidir. Teşbih, istiare ve mecaz gibi sanatlarla anlamı genişletilerek kullanılan en önemli unsurlardandır. Buna göre gül her şeyden önce bütün güzellikleri kendisine yakıştırdığımız sevgilidir. Goncası tevhidi, açılmış hali kesreti temsil eder. Keza gonca halvet halini, hakla baş başa olma halini, açılmış gülse can sırrını açığa vurmayı sembolize eder. Yine gül ömrünün kısalığı dolayısıyla dünya hayatının faniliğine işaret eder. Baki olan öte dünyaya hazırlanmayı tembih eder. Bütün bunlardan öte gül ilahi güzelliğin ve bu güzelliğin işareti olan Hazreti Peygamber'in simgesidir. Peygamber gül olarak tasvir edilmiş, gül olarak anlatılmıştır. Vasfidu bari huda şanına levlak okudu. Haki payini temenna idü eflak okudu. Geldi Mevlid-i Nebi cümleten efrak okudu. Güle geldi gülerek, gülleri güldürdü o gül. Gül güler miydi güle gelmese gül zara o gül. Klasik kültürde gül kelimesinin Arap alfabeyle yazılışına yer alan ka ve lam harflerine bir kısım sembolik manalar da yüklenmiştir. Bu sembolik anlam ve tevilleri Derviş İbrahim el Eşrefi el Kadiri'nin Risale-i Gül Abad isimli eserinden öğrenebiliriz. Buna göre gül kelimesinin kafı Zümer suresinin 36. ayetine, lamı ise Şura 19'a işarettir. Zümer suresinin ilgili ayeti, Allah kuluna kafi değil mi anlamına gelmektedir. Şura 19'da, Allah kullarına çok lütufkardır, dilediğini hesapsız rızıklandırır. Bunun anlamı şudur: Kullarına çokça lütufkar olan Allah, onları tevhid hakikatlerini öğretmek üzere gönderdiği Hazreti Muhammed’de hesapsız rızıklandırmıştır. Bu bakımdan Allah kuluna kafi değil midir? Kulunu öyle bir öğreticiyle onurlandırıyor ki kendi isimlerinden Rauf, çok şefkatli ve Rahim, pek merhametli sıfatlarını bu yüce öğreticiye veriyor. Bu konu Kur’an’da şöyle ele alınmaktadır. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Tevbe Suresi 128. ayeti i Kerime Keza gülün Arapçası olan Verd ise 12 esmaya işaret eder. Yine Verd kelimesinin vavı peygamberin veliliğine, rı onun rauf ve rahim oluşuna dağılsa davetçiliğine işaret eder. Sufilerin güle yaklaşımları sadece bu teville sınırlı değildir. Onlar Hz. Muhammed'e olan sevgi ve bağlılıklarını sosyal hayatlarının içinde güle verdikleri ayrıcalıkta önemli de anlamlı kılmaya çalışırlar. Şöyle ki, tarikat kisvesi olan taçların tasarımı gül merkezli oluşturulmuştur. Her ne kadar Yunus'un Dervişlik olaydı tac ile hırka, biz de alırdık 30'a 40'a beytinde olduğu gibi, taç ve hırka dervişliğin asli unsurlarından sayılmasa da tasavvuf kültüründe önemli yeri bulunan birer sembolik değerdir. Bu noktadan olmak üzere bazı tarikatlarda tacın aldığı isim Kadiri Gülü, Halveti Gülü, Gülşeni Gülü ve Eşrefi Gülü gibidir. Bununla derviş adeta Hazreti Peygamber'in hayat tarzını, öğütlerini ve öğretisini başının tacı ettiğini ihsas ettirmektedir. Rivayet edilir ki Hazreti Ali son nefesini vermeden önce Selman'dan bir deste gül istemiştir. Selman bir deste gül getirmiş, Hazreti Ali bunu koklamış ve teslimi ruhu ruh etmiştir. Bu sebepten Mevlevi ve Bektaşiler üzerlerine giydikleri hırkayı deste gül adıyla anarlar. Bununla onlar giydikleri hırkayla yokluk ve ölümü simgelemişlerdir. Nasıl bir deste gülle ilmin kapısı olarak gösterilen Hazreti Ali ölmüşse, üzerlerine attıkları hırkaya verdikleri adla onun bu son anına telmikte bulunmuş oluyorlar. Böylece her anı, her demi yokluk içinde varlıkla ve ölüm gerçeğiyle yaşamış oluyorlar. Gül Teri Muhammed Gül gelenekte teri Muhammed olarak zikredilir. Terlese güller olurdu her teri, hoş direrlerdi terinden gülleri der Süleyman Çelebi. Yunus Emre'nin sarı çiçekle konuşmasını pek çoğumuz biliriz. Aşık bu konuşmayı gönül diliyle yapar. Gönül diliyle ancak kalp gözü açıklar konuşur. Yunus sarı çiçeğe sorar. Gül sizin neniz olur? Çiçek cevap verir. Gül Muhammed teridir. Yine sordum çiçeğe gül sizin nenüz olur. Çiçek eydur iyi derviş gül Muhammed teridir. Böylece kokusuyla nam yapan gülün varlık sahnesinde yer alması güzel bir sebebe bağlanır. Esasen bu anlayış sufi'nin yaratılışa dair görüşünden ve hakikati Muhammedi düşüncesinden yola çıkılarak tahlil edilebilir. Lakin şu an için buna imkanımız yok. Fakat pek açıktır ki güle hayat veren kaynağın Hazreti Peygamber olarak görünmesi gülün toplumumuzdaki değerini de artırmıştır. Nitekim gül koklamayı sevap olarak görmüş, gül şerbeti içildiğinde salavat okumayı gelenek haline getirmiş, mevlid törenlerinde en nadide ikram olarak gül suyunu öne çıkartmış ve bunun için gülabdanlar icat etmişiz. Öte yandan eskilerin nazarında hayat, koku, renk, ışık ve sestir. Bütün bunlar da gül bahçesinde zaten var. Koku gülde, renk gülde, ışığın kaynağı olan güneş burada bir başka yansır. Güzel sesin sembolü olan bülbül burada sahne alır. Bu sebepten hayatın merkezinde daima gül bulunacaktır. Bununla birlikte gül, her dem neşrettiği o dillere destan kokusunu Hazreti Peygamber'in yanağından alır. Esasen gül kokusunun harikulade olması da bundandır. Şebnemi gül zâri ruhzâri Resulullah'tır. Neşri ıtrıyla kılur, her dem ânı işâr gül der Fuzuli. Ahmet Hamdi Tanpınar gülü saray istiaresiyle izah eder. Burada o, gülü gösterişliliği sebebiyle, tıpkı aslan gibi hükümdara ve hükümdarın sembolü olan güneşe benzetir. Nasıl hükümdar bulunduğu veya uğradığı yeri bir merkeze, bir saraya dönüştürüyorsa gül de öyle. Nasıl güneş parıltısıyla bir merkezse gül de öyle. Gül bahçenin şahı ve güneşidir. Müslümanın duygu ve düşünce zemini bir gül bahçesidir. Hz. Muhammed de bu bahçenin şahı ve güneşidir. Vesiletün Necat isimli eşsiz eseriyle edebiyat hayatımıza mevlid geleneğini kazandıran Süleyman Çelebi de Hz. Peygamber'in tesiri altında olan iklimi gül bahçesi olarak tavsif eder. Hak göşeninde öttü giru vahyi bülbülü, rahmet gülüyle toldu bu gül zarı Mustafa. Gül ve Gonca Gül, Gonca halindeyken alem-i kitmanın, tevhidin ve aşk sırlarının sembolüdür. Ancak zamanı gelince güle, yani kesret alemine, gösteriş ve naz alemine doğması gerekecektir. Bu konuyu Fuzuli, Gül Kasidesinde çok güzel tasvir eder. Goncalar, Fuzuli'nin ifadesiyle yırtılarak açarlar. Tıpkı Züleyha'nın elinden kurtulmaya çalışan Yusuf'un eteği gibi. Hz. Muhammed'in Risalet'te görevlendirilmesini de Gonca'nın güle tevdili olarak düşünürsek ki öyledir, onun bu misyonu ifasında tevhid ilkelerini tebliğde ve Kur'an'ı Mekke halkına sunması esnasında karşılaştığı sıkıntıları hatırlamış oluruz. Belki Yusuf gibi eteğini yırtarak kurtulmadı ama gerek Taif yolculuğunda, ve gerekse hicretle birlikte içinden geldiği toplumu, ona heva ve heveslerine takılıp kalarak engel olan halkını, en önemlisi de doğup büyüdüğü toprakları terk etmek durumunda kaldı. Peki Gonca neden yırtılarak adeta bağrını parça parça ederek güle tebdil etti? Bunu Fuzuli Gül Kasidesi'nde gülün güzele aşık olmasına bağlıyor. Gül servis alınışta güzele aşıktı onu görmek ve ona görünmek için bağrını parça parça etti. Şair, önce tomurcuğun açılışını trajik bir hadise olarak sunup, sonra bu trajik durumu aşık maşuk ekseninde sevgi temelli yorumluyor. Bu yaklaşım biçimlik geleneğin en önemli ifade özelliklerinden biridir. Nitekim gelenekte olayları iyi yormak vardır. Rüyayı hayırla tabir etmek. Buna biz Hüsne talil diyoruz. Demek ki gül sevgili için zuhur etti. Gül Hazreti Peygamber ise uğruna parça parça olduğu güzel kimdir? Bu güzel hayrı mutlak ve hüsni mutlak olan Allah'tır. Peygamberin dünyayı şereflendirmesi bu mutlak güzelliği seyretme isteğine bağlandığı gibi Risalet görevi için seçildikten sonraki dönemde yaşadığı sıkıntıları da sevgili uğrunda sabır ve metanette karşılanması gereken haller olarak tasvir etmiş oluyor. Gülü bülbül Geleneğimizde gülden yola çıkılarak kurulan hakiki aşkı konu edinen mesneviler de vardır. Bu mesnevilerin tek kahramanı gül değildir. Gülün o destansı güzelliğine meftun olan her an daldan dala atlayarak durmadan öten, aşkı uğruna inni feryat eden bülbül de konuya dahil edilir. Böylesi mesneviler gülü bülbül adıyla anılır. 16. yüzyıl şairlerinden Karafazının bu konudaki mesnevisi en çok tanınanıdır. Bu mesnevilerde de gül, güzel kokusu, göz alıcı güzelliği ve ihtişamıyla mutlak güzelliği kemal derecesinde yansıtan Hz. Peygamber'in simgesidir. Bülbül ise ona olan iştiyakını açığa vuran aşıktır. Elbette aşk yolunda sabırlı olmak ve nadana sır vermemek gerek. Zaten aşıkı sadık sır saklamasını bilendir. Hani Fuzuli diyor ya, Mende Mecnun'dan Fuzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem Mecnun'un ancak adı var. Ehli temkinem beni benzetme ey gül bülbüle. Derde yoh sabrı onun her lahza min feryadı var. Lakin sırrı ifşa eden aşıklar da var. Çağlar boyunca Yunus, Mevlana, Hacı Bayram-ı Veli, Sunullah-ı Gaybi gibi aşıklar bu sırrı ifşa etmişlerdir. Gülü bülbül istiharesinde bülbül bıkıp usanmadan güle övgüler yağdırır iştiyakını anlatır. Gülün Kur'an'ından, yapraklarından ilahiler okur ve dikenlerin batmasından yakınıp ıstırap çeker. Bu Muhammed İkbal'e göre Vustat ve Şevk felsefesidir. Şevk, can kuşuna terennüm etme yeteneği ve güzel eskiler üretme ilhamı verir. Bu bakımdan nefsin erişebileceği en yüksek haldir. Çünkü yaratıcılığa yol açar. İnsanı miskinlikten kurtarır hussatsa sessizliğe ve fenaya götürür. Bu itibarla mutlak güzeli sevmek, o güzelliğin kemal derecede yansıdığı peygamberi sevmekten geçer. Peygamberi seven Allah'ı da sever. Zira peygambere yönelen Allah'a yönelmiştir. Keza peygamberi sevmek, üretmektir. Topluma erdemli ilkeler çerçevesinde hizmet götürmek, ahlaken olgun ve kamil insan olmaktır. Bunu gerçekleştirense ilahi vuslata ve fenaya kavuşur. Allah ve Resulünün boyasına gark olur. Verdi Muhammedi, Gül-i Muhammedi Gül şeklinde tasarlanmış levha hilyeler vardır. Bunlara Verdi Muhammedi veya Gül-i Muhammedi denilir. Dal ve yapraklar ortasında açılmış tek gülün üzerinde Muhammed yazısı, yapraklarda da Ali, Fatma, Hasan, Hüseyin, Ali Aba ve Aşeri i Mübeşşere adları okunur. Diğer yapraklarda ise en uçtaki yaprakta Hazreti Ayşe'nin olmak üzere Hazreti Peygamber'in pak zevcelerinin isimleri yazılıdır. Kalan kısımda ise Ashab-ı Kehf'in adları ve dört halifenin hususiyetleri kaydedilir. Gülün üzerinde altın hatta şunlar yazılır. Kim Peygamber Efendimiz'i vasfetmek isterse şöyle desin. Ne aşırı uzun ne de kısaydı, ne toplu ne de zayıftı. İnsanların en güzeliydi. Siyah, iri gözlüydü. Sözü söz ustası Fuzuli'nin çokça tanınan naatından iki beyt okuyarak bitirmek istiyorum. Suya versün baban, gülzarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzare su. Arzın yağdıyla nemnak olsa müjganım nola, zayi olmaz gül temennasıyla vermek haresu.